Bakış programındayız ve bugünkü konuğumuz Büyükçekmece Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Ömer Necmi Yıldız olacak. Ömer Başkan'la bugün güzel şeyler konuşacağız. Özellikle Trabzonspor'un neden şampiyon olmadığını konuşacağız. Birçok konularda Büyükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri soracağız kendisine. Dernek olarak neler yapıyorlar, pandemi sürecinde neler yaptılar ve derneğin kuruluş amacının ne olduğunu soracağız kendisine. Sayın Başkan Ömer Necmi Yıldız, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca izleyicilerimiz sizi tanıyabilir mi? Ömer Necmi Yıldız kimdir? Ömer Necmi Yıldız 1987 yılında Büyükçekmece'nin 19 Mayıs mahallesinde doğdu. Öğretim hayatını Büyükçekmece'de bitirdi. Evli, iki çocuk babası. Bir kardeşiniz. Evet. Ömer Necmi Yıldız. Peki bu Genç Trabzonlular Derneği'nin kuruluş amacı nedir? Neden Genç Trabzonlular? Büyükçekmece'de o da çok genç Trabzonlu mu var? Şimdi Büyükçekmece Genç Trabzonlular Derneği'nin kuruluşu amacı şudur. Ben Büyükçekmece'de yaşayan bir Trabzonluyum. 34 senedir Büyükçekmece'deyim. Evet. Babamlar, yani büyüklerimiz daha doğrusu diyeyim, özellikle Tonya Maçka doğumlu olanlar 1965 yılında bu Büyükçekmece'ye yerleşmişler. Yani Trakyalılardan evet. Sonra Büyükçekmece'ye gelen memleket Trabzon'dur. Biz o zamandan beri Trakyalılar burada bir şekilde yaşıyoruz. Büyükçekmece'de bizim daha önce büyüklerimiz STK'cılık yapmış. Hem STK'cılık yapmış hem de siyasi olarak bir şeyler tabii yapmışlar. Tabii belli bir yani insanlar geliştikçe bu STK'cılık hani biraz daha böyle kendi durumunu düzeltmek, toparlamak, kendi biraz daha menfaat anlamına dönüşmüş. Tabii uzun yıllardır Büyükçekmece'de gerçekten bir Trabzon adına bir STK ben görmedim şahsi fikrim olarak. Onu söyleyebilirim. Biz de gençler olarak şöyle düşündük. Dedik ki Büyükçekmece'de böyle bir STK kuralım. Özellikle gençleri toplayalım. Onları eğitim anlamında. Milli ve manevi değerlerinizi yaşamak. Tabii milli ve manevi vatanımızı, milletimize, bayrağımıza saygılı olan gençlerimizi eğitelim. Hem sosyal yardım hem yardımlaşma anlamında. Birlik beraberlik içerisinde bir toplanma alanında bu derneği kurduk biz. Evet. 2 sene olacak neredeyse. Güzel de bir tepki alıyoruz. Özellikle gençlerden. İnşallah daha da ileri getiririz derneğimizi. İnşallah. Dernekçilik kolay iş değil biliyorsunuz. Evet. Evet. Çünkü dernekçilik özveri ister. Dernekçilik zaman ister. Evet. Dernekçilik fedakarlık ister. Bu sebeple 2 yıl oldu dediniz kuruluşumuzu gerçekleşeli. Evet, evet. Bu 2 yıl içerisinde neler yaptınız dernek olarak? Neler yapıyorsunuz? Şimdi biz 2 yıl ilk kurduğumuzda kurduk. 2020 yılında kurduk derneğimizi. Pardon, 2019 yılında kurduk derneğimizi. Zaten 3 ay geçmeden pandemi sıkıntısıyla evet. Karşılaştık. Bu doğrultuda çok böyle bir sosyal bir faaliyet yapamadık ama yardımlaşma anlamında faaliyetlerde bulunduk. Çünkü onu gerektiriyordu o anki durumumuz. Biz bir kampanyalar yapmaya başladık. İşte atıyorum kumanya kampanyası yaptık. Evet. Kumanya kampanyasında gerçekten ciddi bir rakama ulaştığımızı düşünüyorum. Bir 600-650 tane hanemize erzak yardımı yaptık. Evet. Ciddi bir rakamdı bu biz için. Çünkü hem yeni kurulmuş bir dernek olduğumuz için. Ayrıca işte engelli vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. Gençlerimize yardımda bulunduk. Çeşitli sosyal ve yardımlaşma anlamında hani güzel bir etkinlik yaptık. İşte bir bu arada sporla ilgili bazı şeyler yaptık. Ayak tenis turnuvası evet. Düzenledik. Büyükçekmece Taraftarlar Derneğimizle beraber böyle bir organizasyon yaptık. Çünkü çok fazla da bir şey yapamadık. Çünkü pandemi bizi çok sıkıntıya düşürdü. Evet. Çünkü biliyorsunuz hani İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle işte her taraf kapandı. Biz de o türlü işte gidip evlere gidemedik. Kimseyle bir ulaşım sağlayamadık. Evet. Sadece erzakla ilgili bir kampanyamız vardı. Onu yaptık. Biz bu erzak kampanyasını yaparken de şöyle bir kriter koyduk. Hiçbir şekilde sadece hemşerimize değil, Büyükçekmece'de yaşayan bütün 81 ildeki vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi. Evet, ihtiyaç sahibi. 650 kişinin belki de toplasanız 30-40 kişisi Trabzonludur. Diğeri diğer evet. Memlekete sahip olan vatandaşlarımızdı. Buna çok dikkat ediyoruz zaten. Çok güzel.
Peki pandemi süreci de bir şeyler yapamadınız. İşte evet. Erzak dağıtımı işte veya işte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak evet. için evlerine gittiniz. Evet. Destek oldunuz. Evet. Peki hükümetin bu pandemi sürecini nasıl yürüttüğünü yani başarılı mı, başarılı veya başarısız mı buluyorsunuz? Ya şimdi genele baktığımızda şimdi pandemide çok şeyler de oldu. Çok kulağımıza çok garip garip şeyler geliyor. Aşının gelmediğini, geldiğini. Ya ben aslında şöyle düşünüyorum. Hükümetimiz bu konuda çok iyi bir açıklama yapamıyor diye düşünüyorum. Yani bir sorun var ortada. Yapılan da bir hizmet var anladığım kadarıyla ama bunu halkımıza çok detaylı anlatamam. Yani bugün 30 milyon aşı vursan ya da 100 milyon aşı vursan da ama şey milletimiz yani vatandaşımız çok farklı yerlere çıkıyor bunu. Evet. Çok yarlı farklı yerlerden bakıyor. O yüzden inşallah bu pandemiyi hep beraber bir şekilde sorunsuz şekilde atlatırız diye düşünüyorum. İnşallah devletimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Takip ediyoruz. Destek olmaktan başka bir çaremiz yok. Yani bakanlık olarak tabii Sağlık Bakanımız olarak, evet. Sağlık Bakanımız da çok iyi çalışıyor. Yani elinden gelen bu. Daha ilerisi zaten gelse yapılacak. Dediğim gibi yani destek olmaktan başka bir çaremiz yok. Hep beraber atlatacağız bu pandemi sürecini. Peki bu pandemiye yakalanmış hemşerilerinize nasıl ulaştınız? Neler yaptınız? Şimdi sağ olsun ilçe sağlık müdürümüz Seçkin Bey var. Onunla kısa sürede evet. tanıştık. Kendisine her aradığımızda telefonumuzu açtı. Hemşehrimizin sıkıntısı olduğunu dile getirdik. Evet. Gerçekten geri dönüşü hep bize olumlu oldu. Hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadık. Ben de bu arada pandemiye yakalandım. 10 gün boyunca yattım. Evet. Sağ olsun eşimiz dostumuzun yardımlarıyla bir şekilde ayağa kalktık. Evet. Hep kontaktaydık. Telefonlarımız, üyelerimizi aradık. İşte nasihatlarda bulunduk. İhtiyacı olanı aradık. Dedik ihtiyacınız var mı? İşte alışveriş yaptık. Telefonla destek olduk. Kapısına kadar gittik. Evet. Bir şekilde ulaştık yani elimizden geldiğince. Evet. Böyle atlatmaya çalıştık. Atlattık da gençlik birazcık. Olarak evet. gençlik olarak üzerimize gençlik olarak şöyle bir kampanya yaptık. 65 yaş üstü ve COVID'e yakalanmış hastalarımıza 7/24 hizmet ettik. Telefonla aradığında gidip kapısını aldığımız istediklerini aldık, götürdük yani. Böyle bir kampanya da yapmıştık. Güzel de dönüşler oldu. Gittik. Yaşlılarımız özellikle. Maaşını çektiğimiz yaşlımız oldu. İsteğini alamayan isteğini götürdüğümüz yaşlımız oldu. Her şekilde yardımcı olduk yaşlı vatandaşlarımız özellikle. Büyükçekmece'de yaşıyorsunuz. Doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Sonuna kadar da Büyükçekmece. Çünkü Türkiye'nin en güzel, dünyanın belki en güzel koylarından evet. bir tanesi. Büyükçekmece yapılaşmasıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla mükemmel bir bölge. Çünkü ben de 1981 yılından beri Büyükçekmece'de yaşayan bir kardeşiniz olarak Büyükçekmece'ye hizmet anlamında Büyükçekmece Belediyesi çünkü 6. dönemdir Büyükçekmece'de belediye başkanlığı yapan sizin de hemşeriniz Hasan Akgün var. Bu çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Özellikle süreç içerisindeki çalışmaları nasıl gördünüz, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Akgün bizim hemşerimiz. Evet, bu konuda bizim biraz daha şanslıyız. Yani buradan Büyükçekmece çıktığında Beylikdüzü Belediye Başkanı da bizim hemşerimiz. Evet. İstanbul'da bayağı bir hemşeri belediye başkanımız her var. Her yer Trabzon diyorsunuz. Evet, biz her yer Trabzon zaten evet. söylemiştik. Sloganımız da buydu. Şimdi Büyükçekmece'de şöyle. Ben tabii Büyükçekmece'de doğduğum için Büyükçekmece'nin her mahallesini, sokağın caddesini çok iyi biliyorum. Evet. Gezmiş olan bir kişi olarak arkadaşlarım, çevrem çok geniştir Büyükçekmece'de. Şimdi biz Büyükçekmece'ye ilk baktığımızda Hasan Akgün ilk seçildiğinde Büyükçekmece'de gerçekten çok güzel bir değişim olmuştu. İşte sahilinden tutun sokaklarına caddesine. Tabii ondan sonra 2009 yılında beldelerin birleşmesiyle yani 24 tane mahalle oluştuğunda baktığımızda çoğu mahallemizde çok eksikler var. Ben evet. özellikle Tebeşik'te oturuyorum. Tebeşik'te bir dünya eksiğimiz var. Yolundan tutun, sosyalleşmesinden tutun, yani otobüs sıkıntılarına tutun, işte yani pazar sıkıntısından bu yana kadar bayağı bir sıkıntımız var. Evet. Büyükçekmece Belediyesi'nde tabii hizmeti beğeniyor musun? Aslında şöyle şu soruyu ben cevaplamak istiyorum. Hani Büyükçekmece Belediyesi üzerinden değil de genel anlamda Büyükçekmece Belediyesi'nde hizmet var mı? Şimdi biz belli bir partilere oy veriyoruz. Belli bir partilere oy verip seçiyoruz insanları. İşte meclis üyesi noktalarında
belli bir yere insanları getiriyoruz. İşte Büyükşehir Belediyesi'ne meclis üyelerimiz gidiyor. Bunların ne yaptığına bakmamız lazım. Yani çünkü Büyükçekmece Belediyesi'nde yaşayan bir meclis üyesi Büyükçekmece Belediye Meclisi'ne gittiğinde Büyükçekmece yaşadığı yeri düzgün anlatabiliyor mu? Sıkıntısını düzgün anlatabiliyor mu? Yani gidip halkıyla iç içe olabiliyor mu? Örnek büyük Tebecik Belediye, Tebecik Mahallesi'ne baktığımızda Tebecik'ten biz oraya götürdüğümüz insanlar acaba Tebecik'in sıkıntılarını düzgün anlatabiliyor mu? Yani sıkıştırma noktasında Hasan Bey'e bu konuları götürüp bunları yaptırma noktasında neler yapıyoruz? Bunlara bakmak lazım. Bu konuda çok eksiklerimiz var Büyükşehir noktasında. Önceden bakıyorsunuz yani bir 20 yıldır Türkiye'yi aynı parti yönetiyor. Büyükşehir Belediyesi keza aynı partideydi. Büyükçekmece Belediyesi'ne yani Büyükçekmece sınırları içinde neler yapılmış onlara bakmak lazım. Bugün örnek Bakırköy'ü verebilirim. Bakırköy Belediyesi yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama yıllardır oraya havuzlar yapılıyor, sosyal alanlar yapılıyor, futbol sahaları yapılıyor. İşte kadınlara yönelik yerler yapılıyor, gençlere yönelik yerler yapılıyor. Ama orası Bakırköy. Bakırköy tabii biraz daha hani gelişmiş noktası ama Büyükçekmece'ye ne yapıyoruz? Yani önce bunu sorgulamamız lazım. Tabii Büyükçekmece Belediyesi'nin çoğu çalışmasını takip ediyorum. Beğendiğim çalışmalar da var, beğenmediğim çalışmalar da var. Ben şuna bakıyorum. Hizmet noktasında Büyükçekmece yerelinde bence yapılan hizmetleri, güzel hizmetleri alkışlayıp yapılmayan hizmetleri de eleştirmeliyiz. Böyle yaparsak başarıya ulaşırız. Ben yapılan hizmetleri alkışlıyorum, tebrik ediyorum ama yapılmayanları da eleştiriyorum. Çok da eleştirdim. Bu konuda beni tanıyan herkes bilir. Çünkü niye? Ben Büyükçekmece'de yaşıyorum. Benim hiç başka bir yerim yok. Benim babamın mezarından tut, bütün atalarım, büyüklerin mezarları burada. Çocuklarım burada büyüyor. Evet. Keza ben burada büyüdüm. Hala da burada yaşıyorum. Ben yapılan hizmete bakıyorum. Şu an çok da halka yönelik çok fazla bir hizmet yok açıkçası. Yani Tepecik olarak beklentiniz nelerdir? Neler bekliyorsunuz Tepecik'te? Ya Tepecik'te ilk önce şöyle bir şey diyeyim. Yol sıkıntımız var. Yani caddelerimiz evet, caddelerimizi güzel caddelerimiz var ama sokak aralarına girdiğimizde çok sıkıntılarımız var. Çukur acayip, sular doluyor, yağmur yağdığında. Çarpık yapılaşma da var Tepecik'te. Tabii çarpık yapılaşma da var. Yani Tepecik köy içi merkez alanda gerçekten çok çarpık bir kar yapılaşma var. Bununla ilgili kentsel dönüşüm Tepecik'e de girdi mi? Ya şimdi şöyle, bence kentsel dönüşüm çok Tepecik'e girmedi. Aslında niye? Çünkü boş alan yerlere binalar yapılmaya başladı. Evet. Mesela Murat Çeşme tarafında eski Ceylan Çiftliği dediğimiz tarafımızda yeni yeni binalar yapıldı. Ama Tepecik merkezine baktığınızda çok bir bina yıkılıp yeni yeni bina yapıldığını görmedim. Yani Tepecik merkezin değişmesi lazım diyorsunuz yani. Ya değişmesi lazım. Yani çünkü önceden mesela biz Tepecik meydanından geçemiyorduk. Tabii. Evet. Aslında buranın şöyle yani bilmiyorum. Bu devlet aslında bu konuya biraz el atması lazım. Yani çok uzlaşılıcı bir kentsel dönüşüm geçirmiyoruz Büyükçekmece'de. Müteahhitle insanlar anlaşamıyor. Ben mesela çok şahit oluyorum. Notere gittiğimde noterde şahit oluyorum. O iki kat fazla veriyor, bu üç kat azalıyor, bilmem ne yapıyor. Evet. Yani bunun devletin biraz daha bu konuyla mecburi yaptırma olup bir an önce eski binaların yıkılması lazım. Yani kentsel dönüşümde Büyükçekmece Belediyesi önce Türkiye'de. Evet, şu an en Hasan çok Hasan Akgün hiç durmuyor. Evet, en çok hiç durmuyor, sürekli yapan yıkıyor. Evet, en son yıkmak istemeyenlerinkini de yıkıyor. Diyor ki deprem yıkacağına ben yıkayayım diyor. Yıkıyor hepsini. Yani bunu nasıl ya öncelikle şöyle düşünüyorum bu konuda. Büyükçekmece'yi bırakın, Türkiye'de en tehlikeli bölge İstanbul bölgesi. Evet. İstanbul'da herkes bir siyaseti bir kenara bırakıp İstanbul'u nasıl kurtarırız onun mücadelesini vermesi lazım. Evet. Yani Büyükçekmece üzerinde kendi üzerimizde bu konuda çok yoğunlaşmamız lazım. Çünkü gerçekten Büyükçekmece'de çok eski yapılar var. Yani merkezdeki yapılar yıkılıyor. Evet. Büyükçekmece merkezinde şu anda evet çok ciddi bir yıkım ciddi var. Ciddi bir çalışma var Büyükçekmece merkezi özelinde ama bir Tebeci'ye gittiğinizde işte atıyorum Mimar Sinan'a gittiğinizde İşte Kumburgaz'da eski yapılar var. Bunların bir şekilde, ivedi bir şekilde bunlara girilmesi lazım kentsel dönüşümde. Çünkü ben Tebeci'de yaşadığım için biraz Tebeci'yi daha fazla şey yapıyorum. Çünkü mesela ama Kumburgaz'da da o siteler tamamen deniz kumuyla yapılmış. Deniz kumuyla yapılmış eski binalar. Tamamen yerle bir olabileceği. Ve ücra köşeler. Yani burada öyle bir binalar var ki Rezir Bey. Yani kimin yaşadığı belli değil. O sahil kenarında. Ben gidip gezdiğimde baktığımda yabancı yurttaşlarımız var. İşte ne bileyim böyle bekar yaşayan insanlar var. Yani hem oradan yıkılıp daha dizayn, daha modern bir sahil şeridi yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Başkan, Büyükçekmece'yi değerlendirdik. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın
Büyükçekmece Belediyesi'nin hizmetlerini eksisiyle artısıyla eleştirir, alkışlıyoruz dediniz. Evet. Şimdi gelelim, bıraktık siyaseti, dönelim spora. Peki. En yaralı olduğumuz evet, evet. bir durum mu? Trabzonspor biliyorsun bu ülkede ciddi sporcular yetiştirmiş, güzel başarılar elde etmiş bir kulüptü ama bu sene dördüncü oldunuz. Evet, bu sene dördüncü nasıl, olduk. Nasıl oldu bu iş? Şöyle, Diba gayrimuniba. Şöyle, ilk önce şunu anlamamız lazım. Trabzonspor, Trabzonlar için bir futbol kulübü değildir. Evet. Biz Trabzonspor'u evet başarı elde etmek için destekliyoruz. Canımız kanımızla her şekilde ama ilk önce şunu anlamamız lazım. Biz Trabzonspor'u bizi tamamen bizim örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü anlattığı için tutuyoruz. Yani Trabzonspor'u kendimiz gibi görüyoruz biz. Evet. İlk önce bir futbol takımı ya da işte tabiri caizse İstanbul takımlarının yıldız savaşları var ya görüyoruz. Evet. Biz yıldız takmak için işte 10 yıldızımız olsun, 5 yıldızımız olsun ya da ne bileyim farklı bir yerlere kullanma amaçlı tutmuyoruz Trabzonspor'u. Trabzonspor evet. bizim özümüz. O yüzden tabii bu sene ve geçen sene dönmek gerekirse geçen sene bir pandemi süreci yaşadık. Evet şampiyonluğa gidiyorduk. Çok güzel dolu dizginde gidiyorduk. Bir hoca değişikliği yaşadık. Yine bir şekilde götürdük ama son 5 maçta bir durgunluk yaşadık taraftar anlamında. Hem de futbol kulübü anlamında hani bir sıkıntı yaşadık. Bu pandemimizi çok kötü etkiledi. Pandemi sürecinde çok büyük sıkıntı yaptık. İşte federasyonun işte maçları erteleyelim mi, ertelemeyelim mi? Çünkü lider bizdik. Ben şunu savunuyorum. Eğer Trabzonspor değil de başka bir takım olsaydı şu olan lig tescil edilirdi. Şampiyonluk o takıma verilirdi. Tabii bizim Trabzonspor'u Türkiye Cumhuriyeti'ne biraz kayırma var. Ben her zaman şu espri yaparım. Trabzon Türkiye'nin Suriye'sidir. Biz hep kayrıldık. Yıllardır şampiyonluklarımız çalınıyor. Yıllardır hakemler bizi doğuruyor sahanın içine liyim elime. Futbolcularımız caydırılak takımdan koparılıyor. Şehirden kendi koparılıyor. Üvey mi görüyorlar? Tabii sizi? Ben öyle görüyorum. Yani çünkü biz bu toplumun en önemli bireylerinden bir tanesi. Biz Türkiye'nin T'siyiz. Evet. Ama futbol konusuna geldiğimiz canımız çok yandı Nezih Bey. Yani bakıyoruz şampiyonluklar elimizden alındı. Futbolcularımız elimizden alındı. Hükümet yani hükümetimiz biraz da İstanbul takımlarına yöneldi. Bu konuda çok müzdarip olduk. Ama şu konuyu da belirtmek istiyorum. Bizim seçtiğimiz başkanlarımız da maalesef Trabzonspor'un hakkını hiçbir zaman savunamadı. Evet. Çünkü niye? Çünkü bir güç var. Bir güce karşı koymak da tabii büyük bir güç istiyor. Biz o güce teslim olduk. Başkanlar özelinde söylüyorum. Evet. Şu anki başkanımız sportif anlamda çok iyi şeyler yapıyor ama yine yetersiz. Çünkü birileri çıkıp konuşma yaptığında işte toplantılarda masaya vurduğunda biz daha gür vurmamız lazım. Bir 3 Temmuz şike süreci atlattık. Bu konuda çok Trabzonspor'u savunabilecek bir durumumuz olmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yerinde biz olsak şu an belki küme düşmüştük yani. Evet. Çünkü Trabzon şehrinde çıkmış iş adamları, milletvekilleri, ne bileyim en zenginleri Trabzonspor'a sahip çıkmalı. Özellikle bakanlarımız ve milletvekillerimiz. Ya şimdi Ömer Bey, Trabzonspor kadrolarında kaç tane Trabzonlu var söyler misin? Son 2 yıla baktığımda 5-6'yı geçmiş durumda. Tabii önceden hiç yoktu. Hiç yoktu. Abuk sabuk futbolcular. Nasıl bir Trabzonspor yani şimdi bu zaman? Tabii şu an 2 yıldır, 3 yıldır bir altyapıya yönelmiş evet. bir Trabzonspor var. Gerçi evet. biz yıllardır hep altyapımızdan 2 ya da 3 ama eskiden hep Trabzon çıkarmışızdır. Tamamı Trabzonspor Trabzonlu olan gençlerle başarıyı yakaladı. Ya son zamanlarda yani en son şampiyonluğumuzu da biz görmedik şampiyonluğumuzu. 2011, 2010, evet. 2011 hariç diğer şampiyonları ben görmedim. Evet. Önceden tabii hep altyapıdan çıkan futbolcularımız var. Tabii ama artık günümüz futbolu geliştikçe çünkü Trabzon küçük bir şehir. Trabzon'da gerçekten çok büyük bir sosyal bir faaliyet alanı yok. Evet. Oraya gelen bir İngiliz, bir Alman, işte ne bileyim bir başka bir ülke vatandaşı durmuyor. İstanbul daha cazip geliyor. İstanbul'da çocukların okutabileceği bir okul var. Sosyalleşebileceği, gezebileceği, evet. tozabileceği. Tabii İstanbul büyük metropol şehir. Evet. Şu an Türkiye'nin göz, dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği. O yüzden hani Trabzonspor'da, ya Trabzon'da futbolcular tutabilmek çok zor. Evet. Son zamanlarda hani birazcık tutabiliyorsun. O da tabii Balkan ülkelerinden gelen, işte Amerika'dan gelen futbolcu tutuyorsun. Çünkü geldikleri yer de Trabzon gibi. Evet. Kırsal bir yer. Evet. Ama ben dediğim gibi Trabzonspor'a ve Trabzon'a daha iyi yatırım yapılması lazım hükümete. Çünkü bizim orada biliyorsunuz yeşillik doğasıyla harika bir yer. Orada yabancı okullar açıp
işte sosyal alanlar yaratıp mesela Trabzon'un merkezinde bir tane Forum Trabzon var. Ya şimdi Ordu Giresun havaalanını denizin içine yaptılar. Evet. Şimdi orada Trabzon'un denizin içerisinde bir dünyanın en büyük arenasını yapabilirler diyorsun. Evet yani. Mesela Trabzon attık onu. Akyazı'ya yapılan tesis de keza öyle. Yani Akyazı'ya yapılan tesisin ilk yapılmaya başlandığındaki projeyi gördüğünüzde diyorsunuz ki burası mı diyorsunuz? Sadece bir stat yapılmış, yanında sosyal bir çünkü faaliyet. Çünkü Karadeniz coğrafi yapı olarak böyle düz alanları fazla olmadığı Evet, için evet. yani böyle bir işte Trabzon havaalanı da var. Trabzon havaalanı var. Statla çok da uzak bir mesafede değil. Evet. Ama dediğim gibi yapılan bir projeye bakıyorsunuz. Ben baktım mesela Trabzonspor'un Akyazı projesine. Çok dehşet bir yer yani. Böyle 3 tane spor salonu daha, yanında futbol sahası var. İşte tekneyle gelebileceğin limanlar var. Şunlar bunlar var. Ama bakıyorsun sadece bir demir yığından stat yapılmış. Etraf bomboş bir ıssız alan gibi Evet. kalmış bir yer. Evet. Yani bu konuda da dediğim gibi yani devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Özellikle Trabzonlu devlet büyüklerimizden Trabzonspor'un hakkını biraz daha sağlam Korusunlar. savunmalarını. Korusunlar Tabii diyorsun. yani çünkü bakıyorsun Ama çatır çatır. biliyorsun hak verilmez ya yani, alınır. Ya tabii ki biz mesela her seçimde biliyorsunuz Trabzon şaha kalkıyor. Yani Trabzon'daki bütün köyler hükümete oy vermiş. Evet. Bir tane sadece Yomra galiba İyi Parti'de. Ama yıllardır da hep Trabzonlular, İstanbul'u da yönetenler Trabzonlular. Ya o da var, o da siyasi olarak. O da bir sıkıntı ama bakıyorsunuz yani Trabzon'da bir iş adamı oturuyor. Yaşıyor, doğuyor ama oturduğu yer İstanbul. Evet. O bile Trabzon'da oturmuyor. Evet. Yani futbolcuyu getirmemiz de biraz zor yani. Evet, sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Evet. Ömer Necmi Başkanımız bize son olarak genç Trabzonlulara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Genç Trabzonlular ne yapmalı sizce? Derneğinize sadece Büyükçekmece değil de tüm İstanbul'dan veya Trabzon'dan herkesi üye mi yapıyorsunuz? Şimdi biz Büyükçekmece'de böyle güzel bir yola çıktık gençler olarak. Yolumuz öncelikle halis yani. Bizim niyetimiz iyi bir niyet. Evet. Biz Büyükçekmece'de hiçbir şekilde menfaat güdemeden bu işi yapıyoruz daha doğrusu. Ben yönetim kurulu üyelerimle beraber kendi hayatımızdan ve cebimizden yaptığımız katkılarla bu derneği yürütüyoruz. Genç Trabzon, özellikle Trabzonlulara ben Büyükçekmece'ye seslenmek istiyorum. Bizim Trabzon'da gerçekten güzel bir namımız vardı daha öncesinde. Tabii bu son yıllarda gitti artık. Yani çünkü Büyükçekmece daha beter gelişiyor. Anadolu'dan akın akın insanlar geliyor. O yüzden biz birlik beraberlik olmak zorundayız. Bu birlik beraberliği olmak zorundayız diyoruz ama ben şu anlamda demiyorum. Siyasi anlamda işte birlik olalım, bir şeyler yapalım, bir yerlere gelelim, işte vuralım, kıralım hesabına değil. Ben Trabzonluların Büyükçekmece'de bir bedel ödemişliği olduğunu düşünüyorum. Tabi Ali Çebi ile başlayan bir Trabzon. Aslında Ali Çebi'den önce bizim hikayesi. Cemal Yazıcı ile başlayan evet. bir sürecimiz var. Bizim ailemizin en büyüklerinden Cemal Yazıcı olsun, Nazım Yazıcı olsun. Evet. Yani biz siyasi anavatan zamanı olsun, ondan önceki partiler zamanı olsun Büyükçekmece gerçekten güzel bir birlik beraberliğimiz vardı. Evet. Yön veren kişilerdik biz burada. Evet. Ben büyüklerimize özellikle gençler bir şekilde eski şeyini bilemiyorlar ama büyüklerden daha çok birlik beraberlik içerisinde geçmişten diyorlar. Geçmişten örnek evet. alıp geleceğe yön vereceksiniz. Aynen. Ama büyüklerimize bakıyoruz. Büyüklerimiz biraz daha gençlere destek olsun. Gençlerin arkasında dursun. Ve kendi menfaatlerini bir kenara bırakıp toplum menfaatini düşünsün. Evet. Ben bunu bizzat büyüklerimize çağrıda bulunuyorum. Biz birlik beraberlik olmak zorundayız. Cenazemizde beraber tabuta sırt vermeliyiz. Şimdi burada tabii ki Akgünler, Kayalar, Eyüboğulları. Tabii tabii. Yani bunlar Trabzon'un oturmuş aileleri Büyükçekmece'de. Nezir Bey, 2018 yılında yapılan araştırmaya göre 11 bin Trabzonlu var. Yazıcılar tabii. Sadece ki, tabii. Trabzon'a kayıtlı olan, ayrıca benim gibi Büyükçekmece doğup Büyükçekmece seçmenine kayıtlı evet. olanlar topladığında 20 bini geçiyor zaten. Evet, evet. O yüzden biz burada az buz kitle değiliz. Ama doğru kullanamıyoruz biz bu gücümüzü. Herkes bir yere saldırıyor. Herkes toplumu kullanarak bir yere geliyor. Ben bu derneği kurmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Kimse Trabzonluların ismini kullanıp bir yere gelemeyecek bundan sonra. Ben bunun sözünü veriyorum. Evet. Yani kimse vatandaşımızı işte vaat vererek siyasete alet etmeyecek. Alet edemeyecek. Biz burada kültürümüzle, yaşamımızla, yöremizle, ahlakımızla, örf. Eğitimimizle, örf adetlerimizle beraber bir yerlere gelmek istiyoruz. Evet. Yoksa herkes çıkıyor, ben Trabzonluyum, arkamda 10 bin kişi var. İşte şu partiye, bu partiye gideyim, işte meclis üyesi olayım, belediye başkanı adayı olayım.
nasıl seçildi mi zaten bir şekilde dönerim diyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Kadınlarımızı eğitmek istiyoruz. Gençlerimize yön vermek istiyoruz. Madde bağımlısı gençlerimiz var Büyükçekmece'de. Yani bunlara öncülük olmak istiyoruz. Tabii bunların tedavisiyle olsun, bunları yaşam alanlarına. Ama tabii ki buradan Büyükçekmece Belediye Hasan Akgün'e de sesleniyorum. Gençleri bir nevi şey yapıyor, önemsiyor. Bu konuda mahallelerimize daha da böyle yatırım yapmasını istiyorum. Gençlerin sosyal anlamında. Yani örnek veriyorum, Tebeç'te bir genç ne yapabilir? Kahveden başka bir yere gidemiyor Nezih Bey. Evet. Yani ikinci bir alternatif yok. Ya sokak başında direğin dibinde oturacak 10 tane geç. Gelen gidene salça olacak, bakacak, edecek. Başka ikinci bir alternatif yok. Yani Büyükçekmece'de bir sosyallama alanı var sahil anlamında ama kırsala gittiğinizde Murat Çeşme, Tebeç gözlerinde, evet, Ahmediye, Türkaba anlamında, evet, hiçbir şekilde bir şey yok. Evet. Yani buradan başkanımıza sesleniyorum. Bu konuda işbirliğine de hazırız. Duyarlı olsun diyor. Duyarlı olsun çünkü dediğim gibi bizim Büyükçekmece'den başka bir yerimiz yok ve Büyükçekmece dediğiniz gibi İstanbul'un en güzel yeri. Evet. Solunda göl, sağında deniz. Üç tarafı deniz yani ve gölle çevrili. Nasıl olsun yani? Evet. Daha ne Allah bize daha ne versin. Evet, bir yani de Akçansa'da buradan gittiği zaman tabii, daha kolay olur. Tabii yani o tabii çok uzun bir şeydi. İnşallah bir daha geldiğimizde de onu konuşuruz. Yani evet, hastane yapıldı. Ben hastane yanına geçtiğimde camların hep toz bulut olduğunu görüyorum. Yani tabii bilmiyorum. Yani yapılması güzel bir şey hastanenin ama tabii böyle bir fabrikanın, evet, yanında yapılması doğru mu? Bilmiyorum. Devlet büyüklerimiz belki daha iyi ki, uygun. İyi ki yapılmış öyle. Tabii tabii. Böyle. Çok seviniyoruz bu yani. Bu pandemi sürecinde tabii, çok işimize yaradı. Tabii, tabii. Evet sevgili yapalım, dostlar. Ben çok teşekkür ediyorum Ömer Necmi Yıldız kardeşimize. Büyükçekmece Genç Trabzonlular Derneği etkinlik ve aktivitelerini anlattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e çağrıda bulundu. Gençlere çağrıda bulundu. Güzel bir program oldu. Bizleri kanalımıza abone olarak izlemeye devam edin. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın.